Çok teşekkür ederim hocam. Bir daha ne zaman gelirim? Asistanım size haber verecek. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. İyi günler. Güzelliğinin yanında eminim sönük kalmışlardır. Gününün bu çiçekler kadar güzel geçmesini dilerim. Emir, burada mısın sen? Ben de seni arıyorum. Ha evet ya, bu kalemimi kaybetmişim de. Öyle Mefsun'da mı kaldı acaba? Ay bunlar ne kadar güzel çiçeklermiş ya böyle. Bayağı da iyi kokuyorlar. Sen öğrenebildin mi Efsun'un sevgilisini? Yani kim olduğunu bilmiyorum ama Efsun'u çok yakından tanıyan biri olduğu kesin. Baksana çiçeğe, karışık kebap gibi. Ne güzel işte, demek ki bayağı ciddi bir durum. Umarım herkes bir gün bulur aşkı. Umarım. Neyse hadi. Gel biz de bir çay içelim seninle. Ya benim bekleyen bir hastam var. Başka zaman içelim, olur mu? Olur. Ben şimdi yalnız içeyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen gündüz gündüz arar mıydın beni? Hayırdır? Aradım işte. Bir şey soracağım sana. Son zamanlarda böyle Efsun'da bir tuhaflık, bir farklılık bir şey hissettin mi? Ne gibi? Yani ne bileyim, böyle normal olmayan, olağan dışı bir şey. Yani Efsun zaten çok normal biri değil, o biraz heyheyli. Yani böyle daha önce görmediğim bir tavır, görüşmediğim bir kişi falan. Bir şey fark etmedin mi? Bilmiyorum yani. Benim yanımda olmayınca ya seninle ya da Binnur'la oluyor. Sen bunları niye soruyorsun ki? Ne oldu? Yok, bir şey yok. Merak ettim. Farklı bir durum var mı diye. Seni niye ilgilendiriyor? Konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Tamam. Konuşalım uzun uzun. Öyle olmaz ya. Benim işim gücüm var ya. Niye çağırıyor bu saatte? Geriyor. İnsanı gereksiz geriyor. Mete, ha? Senin gerilesin var, geriliyorsun. Belki bu çocuk şu anda bana ev arıyor. Benim konut problemim var. Kendisine açıldım. Dedim ki, Emir'ciğim ben ev bulamıyorum. Belki bana 3+1 kombini buldu. Sen onun için mi çağırdı diyorsun bizi? Ya öyle onun için çağırdı. Belki onun için çağırdı. Bilmezsin ki. Çağırmadı onun için. Ne alakası böyle? Ha? Ne oldu ya? Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın sizden çok önemli ve gizli bir ricam olacak, tamam mı? Ama bu üçümüzün arasında kalacak. Söz mü? Bana söz, buna sor. Nedir? Söz mü? Nedir söz? Söz nedir? Şimdi bir adam Efsun'a çiçek göndermiş. Allah Allah. Onu çok iyi tanıyan biri ama klinikten bir doktor falan değil bu. VIP hasta olabilir, kebapçı olabilir, herhangi biri olabilir ama benim bu adamı bulmam lazım. Neden? Stratejik bir durum, önemli bir dönem. Yani hayati bir önemi var diyelim. Bilmeniz gereken bu, tamam mı? Acaba bizim şirketin ortadan karpuz gibi ikiye ayrılmasıyla alakalı bir şey mi? Çünkü kimse de bir şey söylemiyor. Herkes fiskos fiskos. Siz adamı bulun, gerisi bende. Dostunuza güveniyorum. Tamam, tamam öyle yapalım. Fakat karşılığında Efsun odasını isterim. Oha! Ne oha? Ne? Ya senin dostluk anlayışın bu mu? Dostluk anlayışın Emir, bak duygusal bir yerden girmeye çalışıyorsun. Hiç ben oralara gelmem. Senin belli ki başın sıkışmış. Başın sıkışmasa da benden yardım istemezsin. Belli ki doğruyu da söylemiyorsun. Bir şeyler gizliyorsun. O yüzden ben karşılığında adamı bulurum fakat Efsun odasını alırım. Alırım. Sen o adamı bul, sana kendi odamı vereceğim. Tamam, anlaştık. Bana böyle anlaşmalarla gel işte. Tamam, kabul ettim. Wow.
Tamam, tamam. Ben de Efsun'un evine talibim. Efsun'la beraber kardeş kardeş yaşarız. Ben yumurta kırarım, o da çılbır yapar, geçinir gideriz. Ne olur be. Tamam, sana da otel ayarlarım, tamam mı? Hayır, Emir'cim otel olmaz. Otel dört duvarın arasında sıkıştın kaldın, yalnızlığınla baş başasın. Gerçekten beyninin karanlık dehlizlerine derinleme dalıyorsun. Otel yalnızlıktır. Lütfen. Şirin'de mi kalsın? Ben Şirin'de kalayım. Senin Şirin'de ne alakan var? Şirin'de niye kalıyor? Yok, iş arkadaşım. Çek yatı yatırır yatarım. Mete'de kal. Ya Mete'de kal da Mete'nin kendi özeli varmış. 35 yaşında adam bana diyor ki özelim var. Kim bilir ne çakallık peşinde. Bilmiyorsun ki 30 senelik arkadaşım söylemiyor. Çakal. Özelim var. Benim de özelim var. Tamam. Sen o adamı bana bul. Sana da kalacak yer ayarlayacağım, tamam mı? Vallahi mi? Tamam. O adam bizde. Yeter ki o adamı bulun bana. Çok acil. Tamam tamam tamam. Merak etme. Merak etmiyorsun. Merak etme. Şey o yapıyorsun. Adam bizde. Tamam. Efsoş. Efsoş, Efsoş. Efsoş. Ay. Ay Efsoş. Otur, otur, otur. Pinnur ya. Çok acayip bir şey öğrendim bak. Siz şu Amerika'daki, Amerika'dan gelenler ne diyor? Game changer bir bilgi. Ne? Ay. Sevda hastalığı konusunda yalan söylüyormuş. Ne? Ölmeyecekmiş. Sen nereden öğrendin? Şimdi kızma. Kızma. Önce bir dinle beni. Ondan sonra kızarsın. Ne? Söyle. Serpil Hanım'la küçük ufacık bir gizli ittifak kurmuş olabilirim. Emir'in annesi Serpil Hanım. Ta kendisi. Neden Binnur? Ha? Neden böyle bir şey yaptın sen? Ya kızım, gönlüm el vermedi olan bitene. Kadın Sevda'nın yalan söylediği konusunda çok net emin. Ya Serpil Hanım nereden bilsin kadının hastalığını? Ya işte geçmişte Emir'le de böyle yalanlarla evlenmiş diyor Serpil Hanım. Ya bu kadın dünyası yalan diyor. Yani söylemiyordur ya yalan falan. Bu hastalığın şakası mı olur Binnur? Kadın karşımda iki büklüm oldu, mahvoldu, yerlere düştü. Ben kaldırdım. Vallahi ben Serpil Hanım'ın açıklamaları konusunda ikna oldum şahsen. Ama tabii senin söylediklerini düşününce de şimdi... Ya size de haksızlık değil mi? Seviyorsunuz işte birbirinizi. Emir de seni gözlüyor, konuşmak istiyor seninle. Sen köşe bucak kaçıyorsun. Ay artık sevenler bir kavuşsun ya. Merhaba. O zaman ben gideyim Esin Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ya Binnur. Buyurun. Müsait olduğunda bana bir uğrar mısın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ki uğrarım Emir Bey. Uğramaz mıyım? Tabii ki. Hoşçakalın. See you. Ben de tadilata bakacaktım. Oraya gideyim. Niye kaçıyorsun benden? Senden niye kaçayım Emir? Benden bir şey gizlediğini biliyorum. Ama seni tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorum. Mesela bir şeyi geçiştirmek istediğinde gözlerini kaçırıyorsun. Tedirgin olduğunda ellerinle oynuyorsun. İyice köşeye sıkıştığında dudaklarını ısırıyorsun. Ama neden bu haldesin bunu bilmiyorum. Ne varmış benim halimde Emir? Aa, benim halimde bir şey yok. Ne yaptın sen şimdi? Psikolojik tahlil mi yaptın bana? Yaşar'dan mı öğreniyorsun bunları? Lütfen pardon. Efsun. Ha, şey diyecektim. Yüzü kızaran kız vardı ya, ameliyatını yapacaktık. Yani beraber mi yapalım? Sen tek mi yapmak istersin ya da başka biriyle mi? Onu bir konuşsaydık. Sen nasıl istersen öyle olsun. İster ikimiz, sen ve ben, istersen ayrı ayrı. Emir. Her şey senin ağzından çıkacak. İki söze bağlı Efsun. Emir. Efsun. Emir ben. Sen. Thank you.
bunu bir düşüneyim. Ben bunu bir düşüneyim. Sonrasını şey yaparız. Efsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.